Bir aç sen. E Oğulcan Çağlayan meselesinde tıkandı her şey. Yürümüyor. Neden yürümüyor? Emre Taşdemir gitmek istemiyor. E çünkü Emre Taşdemir'in parasının bir kısmını Galatasaray'ın vermesi lazım ki ben maaşımdan ödüm vermek istemiyorum diyor Emre Taşdemir. O gitmek istemiyor. Evet. Doğrulattık onu da. Tabii, tabii. Yunus Akgünde doğrulattık. Yunus Akgünde Akgün gitmek istemiyor. Yunus Akgün Adana Demirspor'a demir gitmek evet, istiyor. Evet, tamam. Ben Adana Demirspor'da oynadım geçen sezon. Evet. Orada çok ciddi bir karşıla karşılamam var. Yani bana karşı bir sevgi var. Ben orada oynamak istiyorum diyor. Şimdi hani onunki bütçe değil ama Emre Taşdemir'inki bütçe. Ya nasıl ödeyecek şimdi o Galatasaray'ın verdiğini veremez ki. Gelirler giderler aynı. Zaten sözleşme uzatması yanlıştı ya. İstikrar sorunu yaşayan yaşayan yerli oyuncularla sözleşme mi uzatılır Allah aşkına? Son derece yanlış bir hatalı bir transferdi bu. Yani Emre Taşdemir bu grubun içinde yer bile almıyor. ya, Almaz mı şey kriz oldu değil mi abi? Tabii tabii. Oğulcan Oğulcan Çağlayan meselesi biraz kriz oldu. E, aldığımız istihbarat zaten e, Aykut'la beraberdik de aldığımız istihbarata göre yarın e, Tahir Tahir Kıran başkanla Burak, Burak Elmas e, kulüpler abi. kulüpler birliğinin Yunus. ardından görüşüp sorunu çözmeye çalışacaklar. Nasıl çözecekler bilmiyoruz ama, ama sonuçta Yunus Akgün işi galiba şey oldu. Yunus yani. Akgün olmayacak gibi. Adana Demir de evet. devam edecek gibi. Adana Demir Spor'a gidecek. Çünkü Adana Demir Demirspor Bana e, da, Tahir Başkan'ın söylediği benim sol taraf oyuncu ihtiyacım ama var. Ama işte o da gitmiyor yani Yunus'ta. Ben yani Emre Taşdemir'le olacaktı ben dedi iki kişi istedim. Yunus şey istedim. Emre Taşdemir. Hayır, evet. tamam. Ali Yavuz ha, Ali Yavuz Santrofor oynuyor ya. O... Ama dedi Galatasaray'a 3 oyuncu öner dedi. Emre Taşdemir, Atalay Babacan Ali Yavuz Orada büyük bir ihtimalle şey işi bitti abi. Yani o dediği gibi Aldın abinin zor olacak o iş. Ya belki ödeme konusunda bir Bilmiyorum. anlaşma yaparlarsa, uzun vade ödeyeceklerse zaten euro kuru değişmiyor. Evet. 1.3 milyon... milyon, euro gibi bir şey 1. var. 1.2 galiba yani, biliyorum. Gel be, ya. öyle yani, bir şey var. Bunda bir kolaylık sağlarlarsa o zaman bu sorunun sorun ortadan çözülür diye düşünüyorum. Çıkalım mı reklama? Peki reklamlar döndüğümüzde devam. Görüyoruz Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi biraz Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı tabii Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. Şimdi Galatasaray Nelson transferiyle e, stopere bir takviye daha yaptı. Luyendama, Markao, Nelson, solda Arnold, sağda Boy. Alpaslan. Alpaslan. Evet. Defansif ağırlıklı. Ozan Bafor oynamıyor. Gönderecekler, gelecekler. Gönderecekler mi? Evet. Yani Nelson transferi yapılırsa büyük bir ihtimalle Luyendama'yı da elden çıkarmayı planlıyorlardı. Peki diye sen kapattı Galatasaray transferi diyor musun abi? Hayır. Daha Demiyorum. var, daha var. Demiyorum yani Galatasaray Başkanı e, Sayın Burak Elmas çıkıp dedi ya televizyonda. Ben gittim kibarca konuştum. Falcao ve Fegüli'ye kulüp bulun dedim diyor. Yani mümkünse sizin bu aldığınız ücretleri bizim ödeme şansımız yok dedi. Ben bu iki oyuncunun da göndericiliğini hesap ederek buralara da oyuncular alınacağını tahmin ediyorum. Yani o geldi. Geçen gün yayında da söyledim Cuma günü. Galatasaray şampiyon olduğu dönemlerde hep kanatlarda hızlı oyuncular oynatmıştır. Maalesef Galatasaray'ın bu bölgede oyuncu eksikliği var. Bunu PSV maçlarında da son e, İskoç takımı karşısında da izledik. Galatasaray el adamlarla hücuma çıkamaz ki. Babel el firini bir adam. Yani çabuklu yok eski babel olsa tamam. O zaman e, kalsın oynasın. Ama o bölgeye Onyekuru tipinde bir adam lazım. E, yani vurma tipinde bir adam lazım. Hem topla driplik yapabilecek hem de rakip arkasına hızlı koşulları yapabilecek bir oyuncu lazım. Seni hız, öbür tarafa hızlı taşıyacak oyuncu lazım. Bu defa öğrendim ki böyle bir oyuncu arayışı var Galatasaray içerisinde. E, kaldı ki orta sahada. Şimdi orta sahayı bütün sene e, Taylandla ve Berkan'la götürme şansın yok. Yani Aytaç'ın da o bölgeye çok mehrem olacağını düşünmüyorum. Yine Galatasarayın şampiyon olduğu dönemlerdeki e, kadrolara baktığımız zaman sevgili Aykuç'um. o bölgede Fernando var son iki şampiyonlukta oynatan ve oynayan bir oyuncu, gol katkısı yapan bir oyuncu. Fatih Terim'in üçüncü gelişinde de Melo var. İlk ilk 96-2000'de kurduğu kurulan takımda da yarattığı muhteşem bir üçlü vardı. Emre Okan Suat zaman zaman orada Ergün de oynadı. Ümit Davala da oynadı. Oyuncuların çok yönlü oyunculara sahip olmasıydı. Galatasaray'ın bugün elindeki oyuncu, oyuncu yapısına baktığın zaman çok yönlü oyuncu grubu yok. Maalesef. Yani kimse kimseyi aldatmasın. Hoca kolay oyuncu yetişmiyor. Ama yabancı oyuncuları alır, alırken Galatasaray 4 yabancı ile UEFA şampiyonu kazanmış müthiş bir müthiş bir yerli kadro vardı ama oyuncuların artık nokta transfer olması lazım. Yani Galatasaray yabancı oyuncu tercihlerinde karavana atmaması gerekiyor. Burada mesela Nelson 22 yaşındaki bir oyuncu. Danimarka milli takımında ama e, biliyorsun Kristensen'le Kayer oynuyordu o bölgede. Şimdi çok fazla e, milli takım kadrosunda var. Genç bir oyuncudur. Kabul ediyorum ama soru işareti halen daha. Yani şimdi ama geldiği dönemdeki oyunda ama değil mini takımla yaşadığı sıkıntıdan sonra çapraz ballarını kopardıktan sonra bir türlü kendini toparlayamadı. Çünkü gövdeli ve iri bir oyuncu. Yani o çabukluğunu da kaybetti. Eskiden en büyük avantajı çok çabuktu. Rakibin önüne geliyor topu alıyordu. Şimdi rakibe yetişme konusunda zorlanıyor. Oyunu topu oyuna sokma konusunda mutlaka kontrol ediyor bakıyor geç. Aslında onu en doğru yapan marka tekte oynuyor. Zaten Galatasaray oyunu arkada marka başlatmıştı. Galatasaray'ın öyle veya böyle Mariano döneminde sağ tarafta bir oyun aklı vardı. Futbol bilgisi olan bir sabek vardı. Galatasaray o bölgeyi bir türlü kurtaramıyor. Yetlin aldın atletik bir oyuncu. Hoca birdenbire onu beğenmedi. Boye diye bir oyuncu aldı. Yani tabii ki hızlı oyuncu görüntüsü var. Gol attı kabul. Ama henüz uçuyor kaçıyor bir şekilde gördüğümüz gördük desek yanlış olur. Bence e, Yetlin'i satmadan elinde tutarak bir baksın. Çünkü Yetlin'den faydalanabilir. Yetlin PSV'yle oynayan ikinci maçta iyi oynamıştı. Sol tarafa Anolt'u aldı. Bak bu doğru bir transfer hocanın. Doğru bir transfer. Tecrübeli, sol ayağı mükemmel, futbol aklı olan, sakin, topu dengeli kullanan, isabetli kullanan ve gerçekten iyi bir hücum bükü. Mesela hücuma çıkarken duvar pası yaptığı süreçte rakip defans arkasına ya başladığında maalesef önüne bu topları Babel atmadı. Babel aldı bastı sağa sol yaparken rakip defansa yerleşti. Dolayısıyla ben diyorum ki Anolt doğru bir transfer. Galatasaray'ın bir orta sahada orta sahaya e, güçlü bir oyuncu ihtiyacı var. Gerson Fernandes bu işin doğrusuydu. Giden gelen giden gelen yani oyunun önün iki önünde oynayan bir oyuncudu. Hücuma katkı sağlayan, rakibi kovalan yetişen. Şimdi bu Taylan'la Berkan Gerson gibi bir oyuncu oynarlarsa farklı olurlar diye düşünüyorum. Geçen sene nitekim Taylan'ın da iyi oyununda Gerson'un ciddi bir katkısı var ikinci yarıdaki. Galatasaray'ın oyununa şampiyonluk yarışına katılmasındaki en büyük etkenlerden biri oydu. Şimdi Gelen Mustafa Muhammed ile ilgili neler söyledik? Kofa toplana çıkıyor, mükemmel vuruşları var, Fenerbahçe attığı golü kimse unutmaması lazım. Ayak içiyle dışarıdan topu çevirip içeri girdi, yoksa Altay köşeye gitmişti. Ama ona uzanamazdı, dışarıdan falso alan gelen bir top vurmuştu. Çok beğendik, e, attığı goller vardı, doğru. Ama Mustafa Muhammed'de bir eksik var. Bu sakatlıktan sonra kendine gelmedi, toparlanmadan Galatasaray belki kullandı. Ciddi bir sıkıntı yaşadı. Makale'nin önünde kaçırdığı gol bir santrfor vuruşu değil. Atamadığı gol. Şimdi burada doğruyu konuşalım. Kerem Aktürkoğlu genç, yetenekli, çok konuşan, mücadele eden bir oyuncu. Ama futbol eğitimi konusu eksikleri var. Bunu geliştirmesi lazım. Galatasaray bu kadar tecrübesiz ve genç oyuncuda yola devam edemez. Mutlaka bir gençlere önem verilmesinden yanayım. Ama bu gençlik açısını yaparken de tecrübeyle bu gençleri desteklemekte fayda var diye düşünüyorum. Örneğin Falcao gidecekse, Jack gidecekse Galatasaray'ın Santifor'a ihtiyacı var ya. Halil'i mi alacaklar yoksa başka bir Santifor mu alacaklar? Onu bilemiyorum. Ama görünen o ki Falcao gidecekse o zaman Jack'ın kalması gerekir. Yani Jack çok maliyetli bir oyuncu değil ki. Bonservis bedeliyle maliyetli ama Galatasaray'dan çok yüksek bir para alan değil. Bir Falcao değil. Falcao iki mislini alıyor onu. Eğer satamayacaksan, bak şimdi 7 Eylül'de bitiyor galiba değil mi? 7 veya 8, 8 Eylül'de, Eylül'de bitiyor. Eylül'de. 8 Eylül'de transfer bitiyor. 7 Eylül'e kadar Galatasaray'ın elindeki oyuncuları çıkartması lazım. Luyendam'ı, Falcao'yu, Fegüli'yi. Çıkartamıyorsa o zaman Fatih dönecek. Bu iki oyuncudan faydalanacak. Ben bu iki oyuncuya 10 milyon lira verip de Florida'da otur diyemem. Şimdi Galatasaray'ın böyle bir lüksü yok. Bugün ayın 8'i tam bir ay var ha? Tam evet. evet. Aldın tam Abi. Tam bir ay var. Çok dereden su akar. Çok abi. Var ama öyle değil mi? Kulüpler varsa var onlar da başlayacaklar. Herkes İngiltere'de transfer sezonu bitsin de fırsat transferlerini yapalım diye bakıyorlar. Sen ne elini boşaltmadan ya. evvel 8-6-4 yabancı kuralı içerisinde öyle önüne gelen her yabancıyı satın alamazsın. şimdi Kadro şişkinliği yaratamazsın. Galatasaray'ın galiba bir oyuncu fazlalığı var. Yanılmıyorsun. Sekedika. S Mesela Galatasaray gitsin bir sene daha oynasın ya. Gitsin bir sene daha oynasın. Yani Sekedika'yı yabancı hakkından yana kullanmam. Şimdi burada tabii kadroyu da boşaltması lazım bir taraftan. Evet. Oyuncu maliyetlerinden bahsetti Levent abi. Malum oyuncular, malum isimler belli. Ama tabii bir aylıkta bir zaman var transferde. Evet. Biliyoruz son da bir saatin bile önemi var. Var.